Herkese merhaba değerli dostlar. Stasa Polyester'in 42-20 bölgesine kadar çekilmesini beklerken bu bölgeden tepkinin gelmesiyle hissenin yeniden başını yukarı çevirdiğini gördük. Kısa vadede hisse senedinde artık yeni destek seviyemiz 43 bölgesi olacak. Şöyle takaslarına bakalım, sonra da önemli direnç seviyelerini yeniden bir göz gezdirelim isterseniz. Bugün gördüğünüz gibi şu dakikalarda yaklaşık 2.6 milyonluk Bank of America hesaplarından önemli bir alışın hisseyi desteklediğini görüyoruz. Fed'in kararından sonra piyasalarda güzel bir yükseliş olmuştu dün gece. Ancak bugünkü vadelilerde negatif seyir hakim. Fed'in genellikle vermiş olduğu kararlar neticesinde piyasalar azalan belirsizlikle beraber piyasaların genelde toparlandığını görmüştük. Yine aynı şekilde bunun yeniden toparlanmasını bekliyor olacağız ABD piyasalarının açılışı devamında. Şimdilik kısa vadede dün gerçekleşen işlemlerde de Stasa Polyester'de yaklaşık 1.3 milyona yakın bir satıcılı seyir olmuştu. Hissede genel itibariyle bozulma yokken kısa vadede ise hisse senedinde Citibank'ın bir blok satışı vardı hatırlarsanız 45 TL'den 42'ye düşüşünde. Sonrasında blok miktarını yeniden tamamladığını görmüştük hatırlarsanız. Şurada gördüğünüz gibi haftalıkta 5 milyon lot giriş var. Önce çıkış sonra da tekrar geri dönüş sağlandı hissede. Ve uzun vadede neler oldu diye bakacak olursak aylıkta gördüğünüz gibi ilk 15 kuruma kadar hala para girişi söz konusu değil. Yani ana tahtayı yöneten en büyük lotu elinde bulunduran kurumlarda hisselerde gördüğünüz gibi net bir çıkış söz konusu. Yani bir giriş yokken hissenin fiyatı yükselmeye devam ediyor. Bu da önemli bir direnç haline gelen 48-30 bölgesinde hisse senedinin tavrının oldukça önemli hale geldiğini değerlendiriyoruz. Hissenin yükselişinin başladığı ayın 24'ünde yani 24 Mayıs itibariyle şöyle değerlendirecek olursak bugüne gerçekleşen işlemlerde gördüğünüz gibi nette ilk 5 kurumu sadece 500 bin lota yakın alıcılı olduğunu, ilk 15 kuruma kadar da şirket hissesindeki bu yükselişin pek desteklenir bir giriş çıkışının olmadığını gözlemliyoruz. Toplamda hala Citibank'ın piyasayı iyi bir yönetici pozisyonunda yönlendirmeye devam ettiğini görürken Citibank'ın alışlarının net olduğu günlerde piyasada hissede hissedilir derecede yükseliş olduğunu görmeye devam ediyoruz. Yani Citibank hesaplarındaki şu 7,5 milyon lot geçtiğimiz haftaki ilk 45 görünmesinde 9 milyon adet civarındaydı. Şu an baktığınızda yaklaşık 7,5 milyonluk lotun üzerine 2,5 milyonluk daha girişle şu anki seviye aslında 10 milyon adete yükselmiş olacak. Şu an görmüş olduğunuz takas verisi içinde son 2 gün işlemi yok. Şöyle isterseniz TradingView üzerinden de şöyle kısaca değerlendirelim. Hissede 47 bölgesi bizim için kısa vadede bir direnç bölgesi olarak çalışacaktı. Ve hissede şu an oradan gelen bir kar satışı var ama piyasada da birazcık salma gerçekleşti. Ama hisse senedinin 46 TL bölgesine dengelenip yeniden toparlanmaya çalıştığını görüyoruz. Ve yabancı hesaplardan bu 47 testinden sonra alışın devam ettiğini gördük. 48-30 bölgesi önemli bir direnç seviyesi. Bu bölgenin üzerinde hissede artık üst taraflardaki bant birazcık şuursuz bir yükselişe işaret edebilir. Yani eski seviyesine doğru yönelebilir. Bu yüzden bu bölgede bir kar satışı düşünecek bir topluluk olacaktır. Eğer Citibank bu bölgeyi bu satışı karşılar bir devamlılık olursa, bu satışı karşılarsa eğer çünkü orada blok satıcı vardır mutlaka. Yeniden hissenin 43 kanalda isteğine yönelmesi beklenebilir kısa vadede. 43'ün altına gelmediği sürece bu hissedeki hassasiyet ve piyasanın toparlanmasına müteakip hızla toparlanması beklentiler dahilinde devam edecek hissede. Tekrar görüşmek üzere değerli dostlar. Şimdilik hissede önemli bir çıkış ve problem gözükmüyor.